Merhaba, ben Sinem Zayme. Prizren'de Mutrat Şiriyazi Okulu'nda matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bugün 6. sınıflarda prizmalardan küpün hacmini açıklayacağım. Küp, 3 boyutlu alanları birbirine eşit 6 karenin dik açılarla birleşmesinden oluşan 6 yüzlü bir geometrik şeklidir. Küpün hacmi. Küpün hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımından bulunur. Küpün bütün kenarları eşittir. Taban alanı a defa a, yani a kare. Yüksekliği de a, a'dır. Sonuç olarak küpün hacmi a küptür. Taban alanı a defa a, bir de yüksekliği çarptığımızda a defa a eşittir a küp. Örnekle bunu gösterelim. Kenar uzunluğu a eşit 3 cm ise küpün hacmi kaç cm küptür? Küpün hacmini bulmak için V harfini kullanıyoruz. V eşittir A küp. V eşittir A'nın yerine 3 koyarız. 3 küpte, küp demek 3 defa 3'ün kendi kendisiyle çarpılması. 3 defa 3, 9 defa 3, 27 cm küptür. Aşağıda verilen küpün hacmini bulalım. Gördüğünüz gibi küpte bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için küpün hacmi a defa a defa a'dır. A gördüğümüz yere 5'i koyarız. B eşittir 5 defa 5 defa 5. 5 defa 5, 25 defa 5, 125 santimetre küp. Küpün bir kenarının uzunluğu a eşittir 2 santimetre ise küpün hacmi ne kadardır? V eşittir a küp. V eşittir A'nın yerine 2'yi koyarız ve üzerine 3. Bu 3 üslü sayı olarak 2'nin kendi kendisiyle 100 defa çarpıldığını açıklar. 2 defa 2 defa 2, 2 defa 2, 4 defa 2, 8 cm küptür. Küpün hacmi 8 cm küptür. Prizmalar konusu ders kitabınızda sayfa 263-264'te. Tekrar edin, tekrar yapmadığınızda 20 dakika sonra %50'sini, 1 saat sonra %70'ini, 1 gün sonra %80'ini unutursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek üzere, hoşça kalın.